İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar matematik dersindeyiz. Geometrik şekillerin köşe ve kenarlarını tanıyalım diyor. Hemen ilk olarak futbol sahası verilmiş. Futbol sahası üzerinde bakın köşeler var. Köşelere bayraklar dikilmiş. Zaten buradan atılan vuruşa da köşe vuruşu deniyor bu bayrakların olduğu yere. Ama onun yanında bakın burada köşe var, burada köşe var, burada köşe var. Burada köşeler var. Hep buradaki köşeleri de ne yapalım? dikkatimize alalım. Şöyle şöyle yapalım. Burada da köşelerimiz bulunmakta. Futbol sahasını sınırlayan düz çizgiler sahanın kenarındadır. Kenarların birleştiği noktalar sahanın köşeleridir. Diyor evet bu köşelerden bahsediyor. Burada da çizgilerde köşelerde var. Futbol sahasında bayraklar ve kale direkleri sahanın neresindedir? Sahanın içerisindedir. Onun için onların da ne var? Köşeleri var. Futbol sahasında bayraklar sahanın köşelerindedir. Kale direkleri ise sahanın kısa kenar çizgileri üzerindedir diyor. Yani direkt kale de burada demek istiyor. Bu arada olduğunu söylüyor bize. Hemen aşağıdaki görsellerin kenarlarını renkli kalemle çiziniz diyor. Kenarlarını çiziniz dediği için bakın burada zaten yer bırakmış. Ne yapıyorum ben? Hemen burada çiziyorum bakın. Kalemin geçeceği kadar bir yer. Bir üçgen var. Bir tane dikdörtgen var. Burada zaten dikdörtgen ve üçgen artık bilmemiz gerekiyor. Burada da bir kare var. Hemen bu ne yapıyorum? Kenarlarını çizmiş oluyorum kalemle. Evet, siz de böyle çocuklarımıza çizdirin. Bunlar kenarları olduğunu bilgisini veririz. Aşağıdaki çizgileri birleştiriniz. Oluşan şekillerin köşelerini kırmızı kalem ile nokta koyunuz diyor. Hemen ne yapıyorum? Üzerinden giderek bunu yapacağım. Evet. Hemen ne yapıyoruz? Hemen hızlıca şöyle noktaların üzerinden gidiyoruz. Bu bir kare diyoruz. Aynı zamanda öğrensinler bunları. İsimleri bu üçgen mesela üç tane kenar olduğu için üçgen diyoruz. Bu dikdörtgen ama ikisi kısa ikisinin uzun olduğunu ne yapıyoruz? Söyleyerek yaptırıyoruz. Köşelerini kırmızı kalemle diyordu. Hemen köşelerini ne yapıyorum? İşaretliyorum. Siz de bunlar köşeleridir diye söyleyerek yaptırınız. Aşağıdaki şekillerin kenar ve köşelerini sayınız. Kenar ve köşe sayılarına göre renk verilen renklere de boyayınız diyor. Üç köşesi ve üç kenarı olanları maviye diyor. Hemen mavi elimize aldık. Üç kenar ve üç köşesi olanlar nedir? Üçgenlerdir. Bunlar hemen şöyle ben ortalarını boyuyorum. Çok boyabiliyorum. Çünkü zaman değerli. Siz bunlar olduğunu bilin. Sonra dört köşesi ve dört eşit uzunlukta kenar olanlar da kırmızıya. Bakın bunlar da kare. Çünkü eşit uzunluktaki kenarlar deyince kare olduğunu anlıyoruz. Kareler de kırmızıya. Evet bakalım bu kare var. Başka iki tane de karemiz varmış. Dört köşesi ve uzun, iki uzun, iki kısa kenarı olanı da yeşil ediyor. Yeşilimiz de o vardı. Hemen mesela bu dikdörtgen, iki uzun kenar, iki kısa kenar, iki uzun kenar, iki kısa kenar. Bu sadece ters çevrilmiş. Evet, bir tane de burada var. Ama biz burada bir tane kareyi unutmuşuz. Kareyi de hemen ne yapıyoruz? Burada kırmızıya boyuyoruz. Onun için üç tane ne, ne çıktı? Kare var. 3, 2, 4, 5 tane üçgen var. 2, 4 tane de dikdörtgen bulunmakta. Dedik ve geçtik hemen. Bunları böyle bir şekilde öğreteceğiz. Burada asıl bilgi verilmiş işte. Bunu yazdırabilirseniz matematik defterini mutlaka şeklini çizdikten sonra yazdırın. Benim adım kare, dört köşem, dört kenarım var. Bütün uzunluklarım eşit diyor. Aynı uzunlukta olduğunu... Ve dört tane kenar ve dört tane de köşesinin olduğunu söyleyeceğiz. Benim adım üçgen diyor. Üç köşem ve üç kenarım var. Evet, 3 tane de köşesi var. Benim adım dikdörtgen. Dört köşem, dört kenarım var ama karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşit. Yani bunun uzunluğuyla, bunun uzunluğu birbirine eşit. Bunun uzunluğuyla da bunun uzunluğu birbirine eşit. Aynı diyor. Benim adım çember diyor. Köşem ve kenarım yok. Ha, köşe ve kenar olmayan da varmış. Buna da çember diyoruz. İçi boş olana çember diyoruz. Bunları da bu yazdırabilirseniz şeklinde çizdirip çok iyi olur. Birlikte yapalım kısmına geldik. Aşağıdaki noktada da düz çizgileriyle birleştirelim ve üçgen oluşturalım diyor. Zaten kendisi noktaları vermiş. Hemen ne yapıyoruz? Böyle birleştiriyoruz. Üçgen oluşturuyoruz. Son aşağıdaki diyor kareli kağıda farklı büyüklükte üçgenler çiziniz diyor. Yine siz de böyle. Mesela iki tane çizeyim ya. Bir tane böyle yaptım bir tane de şöyle biraz daha büyüğünü çizelim dedik. Bu şekilde ne yaptım? Çizdim. Siz de bu da eee gömme tahtasında lastikleri kullanarak bakın üçgenler oluşturabilirsiniz diyor. Burada üçgenler oluşturulmuş. Eğer böyle yoksa da bir çivilik tahta yapıp bunun üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Amaç burada üçgeni, kareyi, dikdörtgeni öğrenmek. Evet burada bir kare var. Karede kenarlar eşit. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 tane kareden oluştuğu için her kenarlar eşit olduğunu söyleyerek bunu çizebiliriz. Bir tane de diyor. Farklı büyüklükte. Karesi bir tane hemen olduğu gibi çiziyorum. Bir tane de biraz daha büyüğünü çiziyorum. Bak 2 2 yapıyorum. 3 3 de yapılabilir. Evet. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Siz de yaptırın. Aynı şekilde yine ne yapıyoruz? Geometri tahtası üzerinde de böyle lastiklerle de kareler oluşturabilirsiniz. Kenarlar uzunluktan eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi birlikte yapalım diye bir dikdörtgen verilmiş. Hemen dikdörtgeni de oluşturalım. Mesela bu uzun kenarı, bu da uzun kenarı, bu kısa kenarı, bu da kısa kenarı. İşte bir dikdörtgen oldu. Bir de siz yapın diyor. Hemen bir tane yapıp şöyle bir tane küçüğünden yaptım. Bir tane de 3, 2'ye biraz uzunca yaptım. Bakın. 2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kareli yapmış oldum. Tahta üzerinde yine geometriler ne yapılmış? Dikdörtgen geometrileri oluşturulmuş. Geometrik şekiller oluşturabilirsiniz. Geldik çembere. Yukarıdaki basketbol putası, halkalar, simit ve bisiklet tekelerini inceleyelim. Bu nesnenin çember modeli örnek olarak verebiliriz diyor. Evet. Gördüğünüz gibi içi boş. simidinki, bisiklet lastiği ve e, olimpiyat halkaları da nedir? Bu çemberi örnektir. Siz de diyor bunları diyor noktaları birleştirerek diyor çember oluşturun diyor. Şöyle renkli renkli yaparsanız kenarlarını çocuklar daha çok seveceklerdir. Farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Geometri tahtasında diyor lastikler bu şekilde de yerleştirirseniz diyor çember oluştura bilirsiniz diyor. Evet geldik. Aşağıdaki treni oluşturan kare, üçgen, dikdörtgen ve çemberlerin içlerini boyayınız diyor. Evet. Şimdi kaçar tane de olduğunu söyleyiniz diyor. Hemen biz önce şu çemberle başlayalım. Bakın bunlar çember. İçlerini boyuyorum. Ve buradaki tekerlekler de çember trenin. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olduğunu görüyorum. Hemen alta da alta da çember 10 tane diye ne yapıyorum? Yazıyorum. Aynı renkte de yazılırsa daha da güzel olabilir. Geldik dikdörtgenlere. Bakın dikdörtgen, sonra dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen var. Bir de burada var. Bakalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane oldu. Bu ters olmuş ama yine de dikdörtgen olduğunu unutmayın. 2, 3, 4, 5 tane. Hemen dikdörtgende de 5 tane maviyle yazdım. Geldik kırmızıyla da kareleri bulalım. Bakın kareler bu kare. Kenarları eşit. Bakın burada da var bir tane kare. Bir orada var, bir orada var. Bir tane de burada var. 3 tane de kare var. Hemen ne yapıyorum bu alta? 3'ümü Yazdım. Üçgene geldik. Üçgeni de kırmızı ıı, siyah kalemle yapıyorum. Üçgenler belli zaten. Evet, başka da yok. Onun için iki tane de üçgenimiz var. Şöyle bir bakalım. Evet, tren oluşturan şekillerin sayılan aşağıdaki kutucukları yazınız diyor. Zaten yazdık bunları. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.